Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağla. Bugün sizlere bacaklarımdaki dövmelerden bahsedeceğim. Biliyorum bayağı bir beklettim sizi ama hep bir şeyler girdi araya, ertelendi falan ama çekiyorum şu anda. Evet, çekiyorum. Bundan sonra da bu videoya nasıl hazırlandığımın videosu gelecek. Onun da şimdiden haberini vereyim. Oh ne güzel hissi, pöfür pöfür. Şimdi ben şöyle yana geçeceğim ki buraya görsellerini koyacağım. Çünkü şu an çok zor olur. Hani kollarım kolay, şöyle şöyle gösteriyorum da bacağımı buraya kaldıramayacağım şimdi. O yüzden şu yanda görselleri koyacağım ben. Sırayla gideceğim. Daha pratik ve kolay olacağını düşünüyorum. İlk önce bu bacağımda, sol bacağımdan başlıyorum. Bu arada ben sağ bacağıma hiç girmeyi düşünmüyordum. Ama sağ olsun Ahmet kanıma girdi ve biz sol bacağa da girişmiş bulunduk. Ama soldan devam ediyorum. İlk önce bir goril kafası görüyorsunuz. Ya ben aslında hayvan motiflerini çok seviyorum dövmede. Ya gorilin bir anlamı yok. Sadece görsel olarak beğenmiştim. Arkadaşıma böyle bir istekte bulundum. O da keyifle çizdi ve yaptı. Ama bu bölge o kadar çok acıyor ki. Çünkü tam böyle iç bacağa geliyor ve üst kısma yakın. O yüzden canım bayağı bir yandı. Hatta ağladım ben bu dövmede. Kasık kısımlarına yaklaştıkça ben ağladım. Yani gerçekten hüngür hüngür, hıçkıra hıçkıra ağladım. Mesela yapıyor bir yeri, kalkıyorum, tur atıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum, geri oturuyorum falan. Bu şekilde oldu. Ama en sevdiğim dövmelerimden bir tanesi. Çok seviyorum bu dövmeyi. Anısı da var. Ağlatan, beni ilk kez ağlatan dövmedir kendisi. Bu kadar. Onun altındakine geçeyim. Onun altında bir kafatası var. İçinde de bir serçe var. Serçe olduğunu düşünüyorum. Serçe. Bir çiçeğin üstünde oturan bir serçe. Bunu da görsel olarak beğenmiştim. Arkadaşımın tasarımıydı Efe'nin. Öyle beğendim ve yaptırmak istedim. Dedim ki bu çok güzelmiş, bunu bana yap, çok tatlı dedim. Zaten kuru kafa çok sevdiğimi belki biliyorsunuzdur. Söyledim mi daha önce bilmiyorum ama kuru kafalı dövmeleri çok seviyorum. O yüzden de böyle bir dövmem var. Onun yanında büyük bir dövme var. Bu dövme benim ilk büyük dövmemdi. İlk büyük dövmemdi. Ve bu dövmeyi uzun yıllar ailemden sakladım. Evet, sakladığım bir dövmeydi. Ve bu 3 seans sürdü. İlk seansta sadece çerçevesi atılmıştı ve 8 saat sürmüştü çerçevesini atmamız. Daha sonra içini çizdik. İçi de bir 5 saat sürmüştü. Sonraki seansa da boyamasını yapmıştık. Ki hala bitmedi bu dövme. Yarım bir dövme ve bence işçiliği kötü bir dövme. Mesela ben bu dövmemi hiç beğenmiyorum ama insanlar bu dövmeme bayılıyor. Her gören ne kadar güzel bir dövme diyor ama benim en sevmediğim dövmelerimden bir tanesi. Yani bacağıma yazık etmişim dediğim bir dövme. Sevmiyorum. Toparlamaya çalışacağız zahmetle. Bakalım en kısa zamanda neye dönüşecek. Yani üstüne başka bir motif yapmayı deneyeceğiz. Cover up değil. Onun adını şu an hatırlamıyorum. Ama size anlatmak istediğim şeyi göstereceğim. Buraya koyarak size anlatmak istediğim şeyi göstereceğim. Yani dövmeniz altta tamamen kalıyor. Gözüküyor. Hiçbir şekilde dövmeyi kapatmaya çalışmıyorsunuz. Üstüne kalın kontürlerle, yani kalın çizgilerle başka bir motif yapıyorsunuz. Ve böyle patlış oluyor. Daha sonra aşağıya iniyorum. Şurada. Buraya koyacağım zaten. Burada bir tane sıçanımız var. Lan fareti de diyebiliriz. Çok tatlı. Bunu ben yaptım kendime. Kendinize dövme yaparken daha az acıyor bu arada. Farkındaysanız diz kapağıma yakın bir yerde bu dövme. Ve ona rağmen dayandım. Yani çok acımadı. Çünkü kendim yaptığım için o an yapmaya odaklanıyorum. Acısını çok düşünmüyorum aslında. Bence bununla alakalı olabilir. Daha sonra bir tane diş dövmem var. Bu BFF dövmemdi. Benim Leyla diye bir arkadaşım vardı eskiden. Şu an çok görüşmüyoruz. Onunla ortak yapmıştık. Evde içmiştik böyle şarabı. Birazcık kafamız güzel olduktan sonra aldık makineyi. Ben ona yaptım. O bana yaptı. Birazcık sarhoş dövmesi bu. Ama bunu da çok seviyorum. Hem o gün çok güzel bir gündü. Hem de ne bileyim sarhoş dövmesi işte tatlı. Güzel. Onun altında bir alien kafası görüyorsunuz. Alien kafasının içinde bir manzara var. Yani bunun da çok bir anlamı yok. Ama ya ben size anlam çıkarırım işte. Bu evrende yalnız değiliz anlatıyor falan diyorum. Neyse, bir tane anlamlı dövmem var işte, ona geldik şimdi. Burada bir paten görüyorsunuz. Ben paten sürmeyi çok seviyorum ve çocukluğumdan beri paten sürüyorum. O yüzden bir paten yaptırdım yani, manidar. Üstünde minik bir kılıç var. Birazcık kürdana benzeyen bir kılıç. O da öyle boşluk doldursun diye yaptığımız bir şeydi. Bir tane dikenli telim var. Bu bileğimi saran bir dövme. Bunu da çok seviyorum. En sevdiğim dövmelerimden bir tanesi. Bayılıyorum. Hastasıyız. Onun üstünde ve altında Hopeless Romantic yazıyor. Hopeless Romantic yani benim için
Tam ben. Ya beni anlatıyor. İflah olmaz aşık demek. Yani umutsuz romantik. Asla akıllanmayan. Darbe yese de asla akıllanmaz. Gider yine aynı hataları yapar. Güvenir, eder falan işte. Anladınız ne demek istediğimi. Bu da bana çok anlamlı gelmişti. Direkt beni anlattığı için. Öyle yazdırmak istedim. Birazcık emo bir düşünce. Birazcık emotion bir düşünce ama zamanında emoyduk zaten. Kimse bunu yadırgamaz. Geçiyoruz. Burada bak bacağımı kaldırasım geliyor. Buraya koyacağım dedim size ama yine de bacaklarımı kaldırmak istiyorum. Burada gördüğünüz en sevmediğim dövmelerimden bir tanesi. Gerçekten hiç sevmiyorum. Bacağımın tam ortasında ve önünde her yani gözüküyor. Hiç sevmiyorum. İşçiliği çok kötü. Yeri kötü. 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 Bunu da Ahmet'le o dediğim teknikle yeni bir dövme yapacağız. Bu da zaten gördüğünüz gibi Alice'in seksi versiyonu. Elinde tavşanı var. Bu Alice. Daha sonra diğer tarafa geçtiğimiz zaman orada yine bir dikenli teller görüyorsunuz. Arkadaşım daha yeni aldı. Yani hayatında ikinci kez dövme yapan bir arkadaşa teslim ettik kendimizi. Öyle geyiğine. Hadi yap falan diye öyle yaptık yani. Ama kötü yapmadı bence. Ya seviyorum yani kötü değil güzel. O kürdan dediğim şeyi de o yapmıştı. Bence güzel. Onun üstünde bir örümcek görüyorsunuz. Bu örümceği de ben çok seviyorum. Gerçekten çok 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 seviyorum. En sevdiğim dövmelerimden bir tanesi bu örümcekti. Onun üstünde incir var. Bu inciri de çok seviyorum. Zaten benim en sevdiğim meyve incirdir. Gerçekten şu hayatta en sevdiğim meyve incir. O yüzden incir dövmesi yaptırmak istemiştim. Ama sadece bunun yerini sevmiyorum. Yani yoksa çok güzel. Renkleri falan harika. Sadece keşke yeri burası olmasaymış diyorum. O yüzden böyle etrafına hemen dövmeler gelsin ki orada öyle durmasın istiyorum. Yani çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. İşçiliği zaten tartışılamaz. Çok iyi. Ama yeri keşke daha farklı bir yerde olsaydı diyorum. Yani çünkü iki tane böyle topçuk gibi dövme oldu. Yani örümcekle üst üste gelince iki tane böyle yuvarlak şey alt alta geldi. O yüzden hoşlanmıyorum bundan. Buraya daha böyle estetik kıvrak bir şey gelseydi daha hoşuma gidebilirdi. Ama dediğim gibi şu arka tarafım boş. O arka tarafı falan doldurunca, diz kapağını doldurunca orası toparlar diye düşünüyorum. Sanırım ay en sevmediğim dövmelerimden bir tanesi bunlar işte gençlik hataları arkadaşlar. O yüzden diyorum size. Hani öyle arkadaş kurbanı olmayın. Araştırın iyi dövme sanatçılarına gidin. Sonra böyle ağlıyorsunuz işte. Burada bir tane kelebeğim var. Bu kelebek de gördüğünüz gibi yarım bitmemiş bir iş ve kontürleri inanılmaz patlak. Rezil bir iş. Bunu hiç sevmiyorum. Ve bu dövme gerçekten çok ama çok ama çok acımıştı. Bana mesela mesaj atıyorsunuz. İşte dövmem kabarık. İşte elime geliyor. Hissediyorum. İşte altından kontürler yeşil yeşil yayıldı diyorsunuz ya. O işte bu da onlardan bir tanesi. Hem elediğimde hissediyorum hem de alta yayılan bir boya durumu var. Bu dövme tamamen yanlış işçilikten ötürü olan bir şey. Bazı dövme sanatçıları, onlara sanatçı demek istemiyorum aslında. Zanaatkar onlar çünkü. Çünkü onlar kendi tasarımlarını yapmıyor genel olarak. Başkalarının işlerini yapıyorlar. Copy paste. Katalog, şablon dövmecisi diyoruz onlara. Onlar da pek işi bilmeyenler, bu işe saygı duymayanlar aslında. Para odaklı yapan insanlar oluyor benim gözümde. Benim genelde gördüklerim bu şekildeydi. O insanlar da genelde size sen bakamamışsın, işte bilmem ne falan der. Ama bu patlama olayı tamamen deriyle alakalı olabilir. Hani dövme sanatçısının hatası olmayabilir bu konuda. Onu da belirtmek istiyorum. Çünkü bazı insanların tenleri de buna yatkın değil. Yani kontür dağılabiliyor. Mesela kardeşim Berçem'in derisi çok ince olduğu için ne kadar naif çalışırsanız çalışın boya yayılıyor. Yani bazılarının derisiyle alakalıdır. Bazılarının da tamamen dövme sanatçısının hatasıyla alakalıdır. Bu da onlardan biri. Bunu da nasıl anlarsınız? Birkaç tane dövmeniz varsa bazıları düzgün durup bazıları yayılmışsa anlayın ki o yayılan dövme sanatçısıyla alakalıdır. Benim bu dövmem de tamamen dövme sanatçısının hatasıydı. Daha yeni başlamıştı. Şu an gayet başarılı işleri var bu arada. Ama beni harcadı. Öyle diyebilirim. Zaten o kadar çok acıdı ki bu. Yastıkları falan ısırıyordum çığlık atmamak için. Gerçekten çok acıdı. Zaten bitiremedik. Bitiremezdik yani. Keşke yaptırmasaydım dediğim bir dövmedir bu. Daha sonra ayağımın üstüne terliğimi çıkardım. Ayağımı şöyle çıkartacağım. Daha sonra ayağımın üstünde bir gül dövmesi var. Bunu da Leyla yapmıştı. Dediğim gibi biz evde canımız sıkılıp birbirimize dövme yapıyorduk aslında Leyla'yla. Sevdiğim
sevdiğim bir dövme. Keşke ama daha büyük olsaydı diyorum. Hani böyle ayağımı tamamen kaplasaydı diyorum. Ama bu kadar oldu yani. O zaman öyle yaptık. Evet, bu bacağım bitti. Daha sonra diğer bacağıma geçiyorum. Burada da yine ayağımda bir dövme var. Bu dövme gerçekten çok eski bir dövme. Hatta ilk dövmelerimden diyebilirim yani. Burada da bir tane kırlangıç görüyorsunuz. Üstünde bir filama var, biliyorum. Benzetemiyorsunuz şu an bir şeye. Çünkü kötü işçilikli bir dövmeydi. Tutmadı. Ama ben bu görüntüsünü bile çok seviyorum. O karmaşıklığı, o renklerini falan. Bilmiyorum, ben seviyorum. Yani seviyorum. Ben kötü dövme de seviyorum aslında. Bakmayın, hani böyle kötü dövme demeyeyim de eskimiş dövme seviyorum. Birazcık böyle anlaşılmayan, karışık, böyle karman çorman, birbirine girmiş dövmeleri seviyorum. O yüzden bu da dediğim gibi öyle çok rahatsız olduğum bir dövme değil. Kapattırmayı düşünmüyorum. Aksine gayet de seviyorum. Daha sonra Tattoo Convention'da ödülünü almış. Bir dövme var bacağımda. Ödüllü bir dövmem var. Bunu da canım Ahmetciğim yaptı. Zaten beni takip ediyorsanız dövme vloglarımı da görüyorsunuz. Her dövme yaptırdığımda ben size bunu vlogluyorum. Bu da onlardan biri. Zaten bunun... bu da onlardan biri. Bunun vlogunu da şuradan çıkan kutucuktan gidip izleyebilirsiniz. Buraya koyacağım. Bu dövme de bir taraftan baktığınız zaman kadın, bir taraftan baktığınız zaman şeytan var. Sakın saçma sapan anlamlar çıkarmayın. Çift yüzlü. Bu hani cinsiyet ayrımı yapmayın. Çift yüzlü insanları temsil ediyor diyelim. Öyle. Şimdi yan tarafa gelecek olursak burada da bir tavus kuşum var. Ben tavus kuşlarını çok seviyorum. Birazcık da bana anneannemi hatırlatıyor tavus kuşları. O yüzden sevdiğim bir dövme. Çocukluğumda ne kadar şu anda tasvip etmesem de çocukluğumda beni hayvanat bahçesine anneannem çok götürürdü. Ben hayvanları zaten çok seviyorum. Çocukken tabii bunun ayrımını yapamıyorsunuz ama şu an hayatta bir hayvanat bahçesine gitmem. Çocuğumu da götürmem. Gerçekten bunu yapmam. Öyle. İşte dediğim gibi anneannem beni hep hayvanat bahçesine götürürdü çocukken. Orada da tavus kuşlarına böyle çok ilgili bakardım ben böyle. Gözlerim böyle böyle açılırdı. İnanılmaz hayran hayran bakardım. O yüzden yaptırdım bu dövmeyi de. Her ne kadar şu anda hayvanat bahçesine gitmeyi tasvip etmesem de. Seviyorum bu dövmemi de. Şurada küçük bir unicorn boynuzum var. Bu unicorn boynuzu da BFF dövmesiydi yine. Yine konuşmadığım bir arkadaşımla yaptırdığım BFF dövmem. Ama dediğim gibi yani zaten sevdiğim şeyleri yaptırdığımdan çok da hani böyle şey değil. Sonra diz kapağımın arkasına bir mandala dövmesi yaptırdım. Bu dövme de tamamen güzel duracağı için yaptık yani mandalayı. Hani böyle eklem yerlerine, çünkü çiçekler, mandalalar çok güzel duruyor diye. Bir mandala yapmak istedik. Mandalayı da yaptık. Onun vlogunu da şuraya koyacağım. Vlog olan dövmeleri zaten buraya koyacağım. Oradan çıkan kutucuktan izleyebilirsiniz vloglarını. Bacaklarımdaki dövmeler de sanırım bu kadar. Evet. Burada zaten 3 tane var. Tam buradakileri de anlattım. Evet. Bitti. Bu kadardı. Ve sayacağız. Bir dakika, dövmeleri sayacağız şimdi sizinle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Daha çok dövme varmış. Ha, bir de kasığımda dövme var. Onu da gösteririm. O çok kötü bir dövme ya. Onu söyle, göster mi? Onu göstermeyeyim. Ya bir tane sonsuzluk işareti var işte yani kasığımda. İlk dövmemde o da. Bir de kanatları var falan böyle. Saçma sapan bir dövme. Yani o da ilk dövmem. Onu da sayarsak 18, 19. Ay yok, bir dakika. Gitti. 21 mi demiştik bacaklarıma? Bir daha sayacağım. Evet, 21 tane var. Bir de kasımdakini sayarsak 22. Tam 40 adet dövmem varmış. Evet, ben de bunu bugün öğrendim. Gerçekten saymadım. O videodan sonra da saymadım asla. Sizle beraber öğrenmek için. Şu anda saymamıza göre 40 adet dövmem var. Sanki daha çokmuş gibi ya. 40 çok az. 40 tane dövmem mi var? Daha çok istiyorum. Daha çok istiyorum. Daha çok dövme istiyorum. Size ama ne olacak? Sanki ben unutmuşum gibi bir şey ama hayır, unutmadım. Bu kadar dövmem var. Biliyorum bu videoyu bayağıdır bekliyordunuz. O yüzden çektiğim stok videoların önüne koymaya çalışacağım. Dengeyi de bozmadan tabii ki de. Böyle. Bütün dövmelerimi de size göstermiş oldum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Öyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada video fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Gerçekten buna önem veriyorum. Hani farklı video içerikleri de olsun istiyorum. Çekmemi istediğiniz şeyler varsa lütfen aşağıya belirtin. Bu arada zil butonuna basmayı da unutmayın. Yeni video bildirimleri gelmesi açısından çok önemli bir detay gerçekten. Bunu söylediğiniz zaman istatistikler değişiyormuş. O yüzden bu zil butonu muhabbetini de söylemek istiyorum ara ara. Size hatırlatmak istiyorum. Öyle. Ayrı ayrı dövmelerimi çekeceğim şimdi.